Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmediğim bir favoriler videosu çekiyorum. Ama bu favoriler videom tamamen kozmetikten oluşacak. Çünkü çok fazla aldığım, denediğim yeni ürünler oldu. Bu videonun içerisinde aslında amaç bunları da göstermek. İlk olarak cilt bakım ürünlerinden başlamak istiyorum. Yaz aylarına giriş yaptığımız için cilt bakım rutinimde de birkaç değişen ürün oldu. Birkaç tane ürün denedim ve memnun kaldıklarım oldu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bir yüz yıkama jelinden bahsedeceğim. Ben uzun zamandır gliserinli sabun kullanıyordum. Çünkü onun temizliğini hiçbir jelde bulamıyordum. Başka jele geçtiğimde cildimde ufak yağ butonları oluşuyordu. Bunu engelleyen bir jele ihtiyacım vardı. Tamamıyla temizlediğine inandığım, pamuğu böyle sildiğimde elime hiçbir şekilde bir daha kir gelmeyen bir jel. Buldum sanırım. Sebemetim bu. Hem yüz hem vücut yıkama jeli olarak geçen yıkama jelini kullanıyorum uzun zamandır. Hassas ciltler için olduğu yazıyor. Üzerinde çok çok kuru bir cildiniz varsa kurutabilir. Çünkü gerçekten çok güzel temizliyor. Şu kadarcık almanız bile bütün yüzünüzdeki makyajı tamamen arındırıyor. Ama benim cildim kuru. Ona rağmen öyle bir rahatsızlık yapmadı bende. Böyle aşırı artık çok kuru bir cildinizin olması lazım rahatsız etmesi için. Ben bunu gerçekten severek kullanıyorum ve hepinize öneriyorum. İkinci bir favorim ise bugüne kadar gerçekten kullandığım en iyi çift fazlı göz temizleme ürünü diyebilirim. Ünlü bir marka değil. Watson'sa yeni gelen markalardan biri. Bielenda isimli bir marka. Şöyle çift bazlı bir göz temizleme ürünü. Benimkisi mor olan, bir de lacivert olanı vardı. Gerçekten pamuğa döküyorum, gözüme değdirdiğim anda hiçbir şekilde ovalamama dahi gerek kalmadan bütün göz makyajımı çıkarıyor. Waterproof rimelleri de çok güzel çıkarıyor. Ünlü markalarınkiler artık hiç beni memnun etmiyordu. Neutrogena gözümü yakıyordu. Garnier'i seviyorum ama biraz hırpalamam gerekiyordu gözlerimi. Bu gerçekten hiçbirini gerektirmeyen çok güzel dört dörtlük bir göz temizleme yağı. Şiddetle öneriyorum. Bunu mutlaka herkesin bir kere denemesini çok istiyorum gerçekten. Çok güzel bir ürün. Son olarak da yine bir cilt ürününe geçiyorum. Cilt bakım ürününe. Ben Rock'un hidra nemlendiricisini kullanıyordum fakat yazın gelmesiyle artık ağır gelmeye başladı bana. Her ne kadar hidra olsa da çok fazla nem veriyordu ve ufak tefek birkaç pıtırcık oluşturmaya başlamıştı. Bu yüzden böyle su bazlı, çok ağır olmayan, hafif bir nemlendirici arayışına girdim. Yine Rock'a bakacaktım fakat baktım ki ben zaten en hafifini kullanıyormuşum hidra serisiyle. Pure Beauty markasını gerçekten çok seviyorum ben Masnuslar'da satılan ve annem de birkaç ürünü deneyip çok memnun kalmıştı. İçerisinde paraben vesaire, parfüm tarzı şeyler barındırmıyor çoğu ürünü. Benim ve ayrıca ben bunun kırmızı serisine yüz temizleme mendilini kullandım. Çok memnun kalmıştım. Böyle silersimel yüzünüz şıkır şıkır oluyor, bütün makyajı çıkartıyor, bir ferahlık veriyor. Dedim ki neden bir şans vermeyeyim nemlendiricisine. Watson's'taki cilt bakım önerileri veren bayan da çok methetti. Pure Beauty'nin bu kırmızı serisindeki şu günlük nemlendiricisini aldım. Bunun içerisinde SPF 20 de bulunuyor. Ben yine de tabii ki üstüne koruyucumu sürüyorum. Bunun vaatleri şu şekilde. Cilde nem verirken aslında ana vaadi yoğun nem değil. Cilde nem verirken cilt tabakasını güçlendirip gün içerisindeki şehrin bu cildinize oluşturabilecek zararları azaltmak, cilt katmanızı kuvvetlendirmek. Ben buna bayıldım. Kokusu çok güzel kokuyor. Böyle hafif üzüm, şarabımsı, değişik bir kokusu var ama güzel bir koku, rahatsız etmiyor. Cildinize sürdüğünüz anda zaten sim sürmüşsünüz gibi böyle o an şıkır şıkır oluyor ve cilt emdikten sonra tamamen gidiyor parlama. Sağlıklı bir görüntü veriyor. Ben gerçekten çok beğendim. Belki kışın da buna devam edebilirim diye düşünüyorum. Evet, cilt bakım ürünlerimden sonra geliyorum kozmetik alışverişime. Kozmetik alışverişime baktığımda şunu fark ettim ki tam bir allık delisi olmuşum. Sürekli almışım da almışım allıkları. O yüzden ilk önce allıklardan başlamak istiyorum. Daha doğrusu ilk önce likit ürünlerden başlayayım. Yazın gelmesiyle ben yüzüme herhangi bir
fondöten ya da BB krem çoğunlukla uygulamadığım için bazı ürünler tutunmakta zorluk çekiyor cildime. Bu yüzden likit ürünlere biraz yöneldim açıkçası. Özellikle aydınlatıcı kısmında. Bunu zaten benden çok kez duydunuz. Maybelline'in şu açık renkli aydınlatıcısı. Bundan sonra şu L'Oreal'in de bronze highlight'ını gördüm. Bunun açık rengi de vardı fakat bu elimdeki Maybelline'in pembe tonusuna benzediği için onu tercih etmedim. Bunu dedim bir alayım, bronzlaşınca illaki kullanırım. Gerçekten çok beğendim ben. Biraz bronz tonlarda bir aydınlatıcı aslında. Şöyle göstereceğim. Umarım görünüyordur. Şurada. Fakat yaydığınızda o bronz renkten pek bir eser kalmıyor. Daha çok böyle içerisinde altın ışıntılar barındıran bir aydınlatıcıya dönüşüyor. Tabii ki eğer çok beyaz tenliyseniz bunu kullanamazsınız. Ama biraz bronzlaştıktan sonra ya da açık renk yenen fondötenlerinizin içine karıştırarak kolaylıkla bunu kullanabilirsiniz. Ben de genelde öyle kullanıyorum. Bu iki likit üründen sonra geliyorum aldıklarıma. İlk önce H&M'in indirimde 10 liraya aldığım Sunrise Glow isimli bronzerına geliyorum. Bu gel içerisinde küçük simler barındıran çok tatlı bir renkte bronzer. Bronzerdan öte aslında yüzünüzü ısıtmak için kullanabileceğiniz bir pudra. Çünkü kontürleme işlemi yapılamayacak kadar kızıl bir bronzer. Bronzerdan girmişken Maybelline'in ülkemize yeni gelen Master Bronze isimli şu kontür ve highlight paletinden bahsetmek istiyorum. Ben buna bayıldım. Şöyle iyice yaklaştırayım ki kamerada görünsün. Gerçekten şu açık rengi tam bir kontür rengi. Beyaz tenli olmama rağmen. Diğer iki rengi de ben far olarak çok fazla kullandım. Aldıktan çok. Kontür yapmadığım zamanlarda da bu iki rengi allık olarak çok fazla kullandım. Aydınlatıcısı çok güzel altın tonlar içeren bir aydınlatıcı. Gerçekten ben bu palete bayıldım. İndirimde de 26 liraya düşmüştü. Bence bir dahaki indirimde gidin yakalayın. Ben buna bayıldım. Ve geçiyorum diğer allıklarıma. Uygun fiyatlı iki tane allık önerim olacak. Gerçekten bayılıyorum bunlara. Ve Wet n Wild'ın şu allıkları. Birincisi ismini söyleyemiyorum. Pearlescent Pink tarzı bir ismi var. Bu birazcık Nars'ın orgazm aldığını andırıyor. İçerisinde şöyle küçük ışıltılar bulunduran şeftali gibi ama bilmiyorum nasıl anlatılır bu renk. Çok tatlı bir renk gerçekten. Böyle içerisinde yanar döner simleri var. Bayılıyorum ben buna. Ve Mellow Wine isimli bir diğer allığı. Bu da tamamen turunculuk ve kiremitlik barındıran bir allık. Gerçekten bu da çok güzel bir allık ve kalıcılıkları ve pigmentasyonu çok yüksek. Özellikle bu Mellow Wine'ın çok daha yüksek çünkü bu mat bitişli bir allık. Daha sonra geçiyorum son zamanlardaki göz bebeğime. Şu anda da gözümde bu var zaten. NYX'in Duochromatic serisinden şu turuncu olanı. Ben bunu allık olarak da kullanıyorum, far olarak da kullanıyorum, yeri geliyor aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Çok kullanışlı, çok güzel, dört dörtlük bir ürün. Buna mutlaka hepiniz bakın diyorum. Ve geliyorum farlara. Far olarak tekli far aldım birkaç tane. İlki şu Maybelline'in Color Tattoo'larından. Ne renkti bu? Creme de Nude isimli farı. Bu krem renklerinde tamamen krem bir far. Ben bunu baz olarak kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında farların çok güzel tutunmasını ve renklerinin daha belirgin olmasını sağlıyor. Daha sonra Kiko'dan 02 numaralı şampanya tonlarındaki tekli farı çok fazla kullanıyorum. Bu tamamen Merilou tonlarında bir far. Üçüncü farımsa NYX'in Dare isimli çok değişik renklerde bir farı. Ben bunu en son yaptığım Rihanna makyajım için almıştım. Böyle tamamen ne renk denir buna? Ördek başı yeşili ile mavisi arası. Çok güzel bir renk. Islatarak kullanıldığında pigmentini daha da yoğun veren bir renk. Gerçekten çok beğendim. Ve son olarak tekli farlarım. Essence'in böyle küçük farcıkları çıkmıştı. İsterseniz palet oluşturabiliyordunuz. Ben bu turuncuyu ilk çıktığı günden beri arıyorum. Hiçbir Essence standında bulamıyordum. Sonunda son bir taneyi buldum ve aldım. Çok tatlı turuncu tonlarında içerisinde altın ışıltılar barındıran çok güzel, çok tatlı bir far bu da. Ve bir tane de palet önerim olacak.
bu artık yeni bir palet değil ama ben son zamanlarda çok kullandığım için favorilerime eklemesem olmaz diye düşündüm. Maybelline'in The Blush Nude isimli şu gül kurusu pembe tonları içeren güzel paleti. Bunların ben pigmentasyonlarını çok beğendim. Renk skalası çok güzel. Tam yaz aylarına, düğünlere, mezuniyetlere her şeye uyabilecek tonlar var içerisinde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı, uygun fiyatlı, indirimde uygun fiyatlı bir palet. Daha sonra geliyorum... Neye geliyorum? Göz kalemi var iki tane. Önerebileceğim, pardon, üç tane. Birincisi Maybelline'in şu Master Drama serisinden. Şu kahverengi. O kadar çok kullanıyorum ki ben ömrümde böyle yağ gibi akan ve böyle güzel sabitlenen bir kalem daha görmedim şurada. Gerçekten çok güzel bir kahve tonu var. İçerisinde simleri var. Çok yumuşak yumuşacık bir kalem. İkincisi Not'un şu aylardır aradığım ve hiçbir Not standında bulamadığım Tom to Tombish kalemlerinden siyah rengi. Elim uygulamak istemiyorum çünkü çok yoğun bir siyah ve uygulandığı yerden kazıyarak çıkarmanız gerekiyor. Asla akmıyor göz içinde göz dışında. Gerçekten eğer içe dışa çerçeve çekiyorsanız eğer mutlaka bunu bulun ve alın diyorum. Son olarak da Rival de Loup markasının otomatik eyelinerlerinden beyaz rengi. Bu oldukça beyaz bir kalem ama çok güzel sabitleniyor göz içerisinde. Fiyat performans olarak baktığımda gerçekten kalıcılığı, renk verişi her şeyini çok beğendim. Ve geliyorum rimellere. İki tane rimel kullandım. Birisi de Max Factor 2000 Color'ı Kör isimli rimeli. Diğeri de Maybelline şu ülkemize son gelen rimeli. Kesinlikle Maybelline şu son gelen rimelini koşup koşup alın yani. Bu kadar güzel hacim veren bir rimel. Uzun zamandır kullanmıyordum. Bu da kirpikleri çok düz, kıvrık olmayan insanların gerçekten sevebileceği bir rimel. Daha çok hacim veriyor uzatmadan çok. Bu ikisine de bakabilirsiniz ama bu benim favorim. Daha sonra geliyorum rujlara. Rujlar da artık yaz gelimiyle mat rujlardan tamamıyla kaçar oldum. İlk rujum 790 Sleek'in Scamp isimli 798 numaralı ruju. O kadar kremsi, o kadar güzel bir rengi var ki çok kötü bir yere swatchladım. Şöyle elime tekrar swatchlayayım. Çok güzel kahve, pembe, şeftali içeren bir ruj. İkinci rujum ise Kiko'nun şu kalem ruj lip glosslarından 10 numarası. Bu da tam yaz ruju. Şu an dudağımda da bu var. Pembe tonlarında bir ruj. Ve çok severek kullandığım bir rujum da bu tamamen nar çiçeği kırmızı arası bir ruj. Golden Rose'un Velvet Matte serisinden 05 numaralı şu Jet kavun içi nar çiçeği tonlarındaki ruj. Gerçekten yazın çok güzel oluyor. Ben bunu plajda da çok fazla kullandım. Daha sonra geliyorum son rujuma. Bu da tamamen pembe ve kahve tonlarında bir ruj. Rimmel London'ın bu hangi serisi bilmiyorum açıkçası. Bakıyorum. The Only One Lipstick diyor. 700 numara Nutty Nude isimli seri. Bu acayip kremsi bir ruj. Ama acayip de kalıcı bir ruj gerçekten. Pembe tonlarında bu daha çok. Videomun sonuna geldim. Benim son zamanlarda kullandığım ve aldığım kozmetik favorilerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.